Bu videoda bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar ve ikinci ve üçüncü yöntemi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet. Burada mesela ikinci yol için kullanabileceğiniz birkaç tane daha numara var. Burada süslü parantezleri boş kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğimiz gibi yani formatta değişkenlerin sırası önemli demiştik. Yani hepsi için değişkenlerin sırası önemli demiştik. Ancak bu yöntemde mesela süslü parantezlerin içine bir numara koyduğunuz zaman e, buradaki sıralamayı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada ne yapmışız biz? Süslü parantezlerin içine 0, 1, 2 yazmışız. Yani bu demek oluyor ki formatın içindeki ilk değişkeni buraya yazdır. Formatın içindeki ikinci değişkeni buraya yazdır. Formatın içindeki üçüncü değişkeni de buraya yazdır demek oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde numara kullanmazsanız eğer e, harf veya kelime de kullanabilirsiniz. Yani burada değişken ismi de oluşturabilirsiniz. Bunu bu şekilde kullandığınız zaman formatın içinde yani burada mesela ne, ne, değişkenleri atamışız? M, F ve P. Formatın içinde ben burada stringin içindeki P'ye Porsche değişkenini atamak istiyorum diyorsunuz. Yani Porsche değişkeni ne? Burada üstte atadığımız bir değişken bu da. Buradaki F değişkenine ben Ferrari'yi atamak istiyorum ve M değişkenine Mercedes'i e atamak istiyorum diyorsunuz. Bunların da bunun da bir örneğini görelim. Yine üstteki burada yazdım yine bu markdown'da yazdım örneğin aynısını yazacağım. Bunları direkt kopyala yapıştır yapalım. Evet shift enter. Evet bu değişkenin adı da favori arabalarım olsun. Favorilerim olmasın da. Evet. Bu üsttekini direkt kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Şimdi deneyelim yani ben ne yapıyormuş bu bir görelim. Evet burada output aynı arkadaşlar. Yani bir değişik, değişiklik görmedik. Yani burada 0 1 2 silseydik de yine aynı aynı output'u alırdık. Ya yani aynı çıkışı alırdık. peki bunun faydası ne bize? Yani nasıl kullanabiliriz bunu? Mesela ben burada 0 değil de 2 buraya yazmak istiyorum ve 0'ı buraya yazmak istiyorum. bunu da mesela diğer bir alttaki hücrede yapalım. Farkı görebilmeniz için. Mesela burada 0, 1, 2 değil de 2, 1, 0 yaptık şu anda. Shift Enter'a bastığımız zaman farkı gördünüz mü şimdi arkadaşlar? Buradaki değişkenlerin sırası değişti. Yani üstte biz demiştik ki formatın içindeki ilk değişkeni buraya koy, ikinci değişkeni buraya koy ve üçüncü değişkeni buraya koy. Altta bizi peki ne dedik? Formatın içindeki üçüncü değişkeni buraya koy. ikinci değişkeni buraya koy ve ilk değişkeni buraya koy. Ve gördüğünüz gibi ne istediysek onu yaptı yani. Bir de son yönteme örnek gösterelim. Favori arabalarım 2 olsun bu da. Burada tek harf girmek zorunda değilsiniz. Değişken oluşturma kurallarına uyarak istediğiniz şeyi yazabilirsiniz buraya. Şimdi olduğu gibi yazdıralım bir bunu. Arabalarım 2. Evet yine aynı. Üstteki gibi hiçbir değişik, değişiklik yok. Yani yazdırdığı şey aynı. Ama mesela ilk olarak göstermek istediğim şey yani buraya istediğiniz gibi değişken ismi yazabilirsiniz. Ee, favori favori 1. Favori 2. Favori 3 olsun mesela. Bu sefer PFM yerine bunları yazmanız gerekiyor. Yani ne? Aa, favori 1, Favori 2 ve Favori 3. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Yine aynı çıkışı aldık. Yani buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. İstediğiniz değişken ismini yazabilirsiniz bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani burada sırası da önemli değil. Burada direkt favori 3 ile başlayabilirdiniz. Ve favori 1'i sona koyabilirdiniz. Ve bu sefer yer, yerinin değiştiğini göreceksiniz buradaki değişkenlerin. bu da bu şekilde kullanılıyor. Stringlerde formatlama konusunda son olarak bahsetmek istediğim şey. float bir sayıyı gömmek istediğiniz zaman stringe bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya bunun yöntemi birazcık farklı. Float bir sayıyı string'e gömmek için Süslü parantezin içine değişkeninizin adını yazıyorsunuz. İki nokta üst üste koyuyorsunuz. Ondan sonra sırasıyla genişlik, nokta, hassasiyet ve f giriyorsunuz. Yani bunu bu şekilde anlatınca biraz karmaşık gibi gözüküyor ama bir örnek yapalım hemen anlaşılacağını düşünüyorum. Mesela pi sayısını stringimize gömmek istiyoruz diyelim. Önce bu değişkeni oluşturayım ben. Evet shift enter'a basabiliriz. Şimdi de bunu string'in içine gömelim. P değeri. Eşittir. Şu an üstteki örneğin aynısını yazdım buraya. Evet bir görelim yani bunu nasıl yazdırıyor buna bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi buradaki değerler ne şimdi onları teker teker inceleyelim. P bizim değişkenimizin adı yani bu formatın içinde yazdığımız değişkenin adı. Bunu tabii ki de bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama daha rahat okunabilir olduğunu düşündüğüm için ben burada değişken atıyorum. Yoksa buradaki değişkeni silerseniz eğer ve burada P eşittir P demek yerine sadece P'yi ye girerseniz sonuç değişmeyecektir gördüğünüz gibi. Ama bunun iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben. Yani okunurluğu arttırıyor bence. Tabii ki de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Yani buradaki birin anlamı ne şimdi ona bakalım. Ne dedik burada? Genişlik. Yani ne? Bunun mesela bir değil de 10 yapalım mesela. Ne olacak? Görelim. Gördüğünüz gibi burada stringin başındaki boşluk sayısını yani bu gömdüğünüz değişkenin başındaki boşluk sayısını arttırdı bu. Yani bunun genişliğini ayarlamış oluyor. Mesela 20 yaparsanız buradaki boşluk sayısı daha da çok artacaktır. Gördüğünüz gibi. Yani bunun amacı bu. Tekrar bunu 1 yapalım. Ondan sonra nokta koyuyorsunuz ve float sayınızda noktadan sonra kaç tane numarayı yazdırmak istiyorsunuz bunu giriyorsunuz. Yani burada diyorsunuz ki siz ben benim float sayımdaki noktadan sonraki 4 tane sayıyı yazdırmak istiyorum ben. Evet burada gördüğünüz gibi de yani bu 4 olduğu için sadece noktadan sonra 4 tane sayıyı aldı. Mesela bunu eğer 6 yaparsak gördüğünüz gibi şu anda noktadan sonra 6 tane sayıyı aldı. Evet son olarak da f yazıp bitiriyoruz yani bu string'i. Bu da hani bunun float olduğunu gösteriyor. Aynı yöntemi üçüncü yolu kullanarak da yapabilirdiniz. Yani mesela bir tane de onun örnek gösterelim. Pi değeri 2 olsun bu da. Üçüncü yol nasıldı? F ile başlıyorduk stringimize. Evet, bu stringi kopyalıp yapıştırayım. Evet nokta format yaz, yazıp değişkenimizi yazmak yerine burada direkt stringin içindeki süslü parantezin içine yazıyorduk değişkenimizi. Peki buradaki değişkenimiz ne? P arkadaşlar. Ve ondan sonra gerisi değişmiyor yani tamamen aynı üstteki gibi. Bunu da yazdıralım. Gördüğünüz gibi tamamen aynısı bu da bunun. Bu videoda göstermek istediğim son konu ise stringlerde toplama işlemi. Yani bu matematiksel operasyonları gördüğümüz zaman toplama işlemini de görmüştük orada. Ya bunu ne yapmıştık biz? Yani normal sayıları toplamak için kullanıyorduk. Ancak bu işareti stringlerle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak Stringlerle kullandığınız zaman bunun işlevi biraz farklı Çünkü stringleri toplama gibi bir şey olamaz yani matematiksel olarak toplama gibi bir şey yapamazsınız Peki bu ne yapıyor? Python'da Stringlerle beraber toplama işareti kullanırsanız eğer Bu stringlerinizdeki değerleri birleştiriyor Buna bir örnek gösterelim Mesela str1 Benim str2 Adım str3 kıvanç. Evet gördüğünüz gibi burada 3 tane string içeren değişken atadım. Ve bunu print fonksiyonu kullanarak str1 artı str2 artı str3 şeklinde yazabilirim. Ve bunun sonucu da gördüğünüz gibi her bir stringin içindeki değeri birleştirmiş oluyor. Yani bunu mesela bir değişkene atasaydık eğer str4 Eşittir str1 artı str2 artı str3 deseydik eğer burada str4'ün içindeki string değeri Bu diğer 3 değişkendeki string değerlerinin birleşimi olurdu. Yani bunu nasıl görebiliriz mesela print'in içinde bunu yazalım. Evet gördüğünüz gibi sonuç değişmedi. Bununla beraber stringlerle ilgili anlatmak istediğim her şeyi anlatmış oldum. Bir sonraki videoda liste yani list veri türünü göreceğiz inceleyeceğiz. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.